What's up guys? Merhaba arkadaşlar. Bu yakınlarda bir nehir var burada. Oraya gidip bir tur atacağım. Siz de benimle gelin. Let's go. Bu bisikleti o günlerde aldım. 100 dolara durdu bana. Güzel yani, idare eder bir şekilde yani. Biraz da fazla kullanılmış ama yani beğendim ben. Çok orijinal bir bisiklet. İşte bununla yola çıkacağım. Ya hadi gidelim. Bakalım biz neredeyiz? Biz buradayız, daha var. Böyle buraya. Let's go. Güzelmiş. Buraya bıraktım. Manzarası çok güzel. Güzel bir yer. Bir de bu su temiz mi? Merhaba arkadaşlar. Ben buraya ulaştım. Bizim evimizden 25 dakika uzaklıkta. Böyle müthiş bir yer. Çok sızladım. Çok da sıcak. Biraz dolaşalım buralarda. Bayağı terledim. Nerelere gidelim? Evet arkadaşlar, bir yerde oturacağım, biraz sohbet yapalım. Ben kimim? Ne yapıyorum? Nereliyim? Evet. Ağzıma bir şey kaçtı. Şimdi kısa bir şekilde hayatımı anlatayım size. 2013 ile 2014 arasında Türkiye'ye geldim hazırlık için. Hazırlığı başlamadan önce, Türkçe hazırlığı, birkaç üniversiteye başvuru yapmıştım bölüm için. Sonra Malatya'da bilgisayar mühendisliği çıktı bana. Birkaç üniversite bana çıktı. Onları tam hatırlamıyorum ama ben Malatya'yı seçtim. Hem bölümü istiyordum hem de Malatya biraz Irak'a yakın. Hani otobüsle gidip geliyordum. Ondan sonra devam ettim. Hazırlığı bitirdim. Sonra bölüme geçtim. Bölüm 2
3. sınıfa geçince Green Card başvuruları başlamıştı 2017'de. İşte ev arkadaşlarım bana dediler hani başvur falan. Ben de bilmiyordum Green Card'ın ne olduğunu. Yani az çok biliyordum ama tam olarak ne oldu yani tam olarak bilmiyordum nasıl bir şey. Anlattılar bana. Ondan sonra tamam dedim bir başvurayım. Bir şey kaybetmeyeceğim zaten. Başvuruyu yaptım. 6 ay sonra açıklandı. Açıklandığı zaman bir taraftan sevindim, bir taraftan da sevinmedim. Çünkü benim bir yılım kaldı okulun bitmesine. Bir de eğer gelmesem de buraya bunu kaybedeceğim. Yani ortada kaldım. Ondan sonra düşündüm, taşındım. Dedim yok en iyisi dondurayım okulu bir yıl daha. Amerika'ya geleyim, bir bakayım nasıldır yani hayat yaşamı falan. Deneyeceğim eğer... Güzelse, uyarsa bana kalacağım. Uymazsa tekrar dönüp okula devam ettireceğim. İşte bu kararı aldım. Geldim çok şükür. Texas'a geldim. İstanbul'dan Almanya'ya gittim. Almanya'dan New York'a gittim. New York'tan da Texas'a geldim. Texas'ı niye seçtim? Dediğim gibi Texas'ın havası biraz Irak havasına benziyor. O yüzden çok hoşuma gitti bura. Ben soğuk hiç sevmiyorum. Böyle biraz sıcak falan yani. Öyle bir şey. O yüzden burayı seçtim. Burada haşarat, değişik şeyler var burada, karınca falan. O yüzden sağ sola bakıyorum sürekli. Çünkü her şeyi bekliyorum burada, yılan, akrep falan. Hikayem bu kadardı. Her gün vlog çekmeyi düşünüyorum yani sabahtan akşama kadar. 10 dakikayla yarım saat arası. Eğer istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Ben de ona göre çekeyim. İstemiyorsanız da çekmeyeceğim. İstemiyorsanız da çekmeyeceğim. Bakalım nasıl gidecek. Sizi seviyorum. Ben bayağı yollar bayağı yokuştu, inişti, bilmiyorum nasıl işte ama gidişte bayağı zor olacak. Mahvoldum. Geldim buraya dedim bir video çekeyim, bir de kendimi anlatayım. Rahatça. Burada insanlar fazla yok yani gördüğünüz gibi. Öyle dedim, yalnız baş başa oturalım sizinle. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Devam ettireyim diye. Öyle biraz burayı gezelim, ondan sonra eve geçeceğim. Buraya ilk defa geliyorum. Google'dan aradım, baktım böyle bir yer. Dedim bir gideyim bakayım nasıl bir şey. Her zaman keşif önemlidir. Her zaman hareket önemlidir. Hiçbir zaman herhangi bir şeye üzülmeyin. Bazı şeyleri kaybedersiniz, bazı şeyleri kazanırsınız. Bazı şeyler zaman alır kazanana kadar. Yani gerçekten dayanmalıyız her şeye. İnşallah sizin ne gönlünüzde ne varsa inşallah olur. Her zaman ben dua edeceğim size. Siz de bana da dua edin. Duanıza ihtiyacım var. Öyle. Biraz gezelim buraları. Let's go. Güzelmiş. O evler de bayağı güzel. Nice dog. Bisikleti de buraya bıraktım. Hava aşağı ineceğim. Burası bayağı güzel. Wow.
Biraz korkunç bir yer. Yavaş yavaş güneş de batacak. Bir an önce döneyim. Thank you.